Merhabalar herkese. Ben Sıla Yakamoz, 26 yaşındayım. Köpeğim Siri tam olarak 3 yaşına girmek üzere. Ben kendim 4 senedir aralıklarla kamp yapıyordum. Siri artık kendi 6 ayını doldurduktan sonra bebekliğinde onunla beraber neredeyse her hafta sonu ya da 2 haftada bir kampa gitmeye çalışıyordum. Daha sıklaştırmıştım. Ve böylece ikimiz de doğa sever, iki maceracı insan olduk. Karavan aşkı çocukluğumdan beri hep içimdeydi ama çadırla konaklamaya başladığında, doğanın kalbinde olmaya başladığımızda ve bundan gerçekten keyif aldığımızı düşündüğümüzde artık bunun için bir adım atalım ve karavana yönelelim diye düşündük. Kendi yaptığım karavanımla 8 aydır yollardayım. Ağustos'un 10'unda 2019 tarihinde çıktım. Ama bu 8 ayın biliyorsunuz 2 ayını tamirle geçirdiğimiz için onu saymıyorum. Biz ikimiz, hatta üçümüz 6 aydır yollardayız. Ben karavan yapım sürecinde tamamen sil baştan öğrendim. Araştırarak öğrendim. İşte videolar olsun, Türkçe, yabancı kaynaklar olsun derken karavan yapım sürecinde gerçekten çok zorlandım. Çünkü benim araştırmalarımda, eğer sizin de hevesiniz varsa araştırmışsınızdır, inanılmaz karışık bilgiler var. Burada ben size bunu kullanın, şunu kullanın asla demem. Çünkü tamamen karavanın kişisel tercihlere göre değiştiğini ve gelişebileceğine inanan biriyim. Kısaca karavanı değil, hayatınıza aldığınız her ürün, her hizmetin tamamen sizin kişisel zevkleriniz ve kişisel kullanım alanınıza göre şekillendiğini bilen biriyim. İyi misin? Çak. Aferin surat. Evet. Yani sonuç olarak ben neler yaptım, nasıl ilerledim, onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle efsane yorumlara konu olan araç seçimimden başlayalım. Neden Türkiye turu için 97 model bir sucu minibüsü tercih ettim? Aslında cevabı çok basit. Bu işe başladığımda takkimi önüme koyup düşünmeye başladım. Ne kadarım var, neler yapıyorum, neler istiyorum, neler yapabilirim? Ben de çok istiyorum. 15 metreküp olsun, 17 metreküp olsun, işte içine duşu olsun, ne bileyim küveti olsun, aman antenli televizyonu olsun, aman şuyu olsun. İstiyorum, evet. Yani ben de bunları istiyorum ama benim bütçem sadece o an düldülü kaldırabilirdi. Yani bu arabayı kaldırabilirdi. 97 model bir sucu minibüsünü kaldırabilirdi. O zaman da dedim ki ya hayallerimi erteleyeceğim ya da cebimdeki kadar hareket edeceğim. Çünkü borçlanarak da bir şey yapmak istemiyorum. Türkiye turuna çıktığımda sıfır borçla çıkmam lazım ki hani bir götürüm olmasın, çünkü herhangi bir getirim yok. Yani gelirim yok. Neyse, sonuç olarak ceplerimdeki parayı çıkarttığımda ortaya bütçeme uygun o dönemde bu araç vardı. Farklı markaların da aynı segmentte minibüsleri var. Panel vanları var, city vanları var. Ama benim o an baktığım internet araç sitelerinde baktığım bütçeme uygun, altını çiziyorum, bütçeme uygun, eli yüzü düzgün, motoru iyi durumda olan bir tek düldül vardı. Yani ben bu aracı tamamen bütçeme uygun, eli yüzü düzgün, motoru güzel, yürürü iyi olan piyasadaki araçların o dönemki en iyisiydi. Ve ben düldülü aldığımdan gerçekten hiç pişman değilim. Çünkü ben hata yapmadığım sürece aslında düldül beni hiç üzmedi. Yani orada Dalyan tarafında su hortumunu patlatıp da hararet yaptırıp üzerine 40 kilometre yol gittim. Motoru yakmasaydım düldül beni üzmeyecekti. Hadi yaktım, bir de bir macera serisi atlattık böyle Ankara'da. Tahmin edemediler, ikinci kere yolda kaldık vesaire vesaire derken. Yani hep benim hatam yüzünden oldu. Ha, bu arada düldülün kronik bir arızası da olabilir ama benim hatalarım yüzünden çocuğun hatasını görmeye vaktim olmadı ki. Bu konuyu da bu kadar sade bir şekilde anlattıktan sonra karavan yapım sürecine düldülü nasıl hazırladım, neler yaptım, hadi gelin bir de onları konuşalım. Biz abimle araç bakarken önceliğimiz şu oldu: araç uygun ama biz bu araca normal yürür, işte motorunu olsun, yürürünü olsun, dış aksamını olsun ne kadar bütçe fazladan ödeyeceğiz ya da ne kadar bir masrafı çıkacak, bunu öngörerek hareket etmeye çalıştık. O yüzden düldülde karar kıldık. Eğer siz de eski model bir araba alacaksanız lütfen arabanın fiyatının yanına bir de ne kadar masraf edeceğinize dair bir planlama çıkartın. Karavan yapım maliyetlerinden bahsetmiyorum. Normal aracın kendisine ne kadar para harcayacaksınız, bu önemli. Tabii bunu isterseniz şasi numarasından da kontrol edebilirsiniz. Hatta orada işte yaptığı kazalardan atlattığı taklalara kadar her şey yazıyor. Bunu da yapabilirsiniz. Araçla mutlaka ve mutlaka çok iyi bir test sürüşüne çıkın.
aracı biraz zorlayın. Ben abimle beraber çıktığım teste gerçekten böyle bir 15-20 dakika neredeyse sürdük. Her şeyini dinleyerek, işte tepkilerini ölçerek ilerledik. Ben çok anlamadığım için abim bu konuda bana yardımcı oldu. Ben şanslıydım ama lütfen siz bilir kişiyle gidin. Aracı aldınız artık. Sizin karavan yapmak için bir city vanınız, panel vanınız veya herhangi bir aracınız var. Artık karavanı hazırlamak için kapınızın önünde duran. Bu evrede artık geçmiş görüntülerden de faydalanarak size süreci anlatmak istiyorum. Yalıtım sürecinden önce aracınızı karavan yapımına ve daha sağlıklı, daha uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak hazırlıklarınız var. Ama bununla beraber gelecek olan kötü sürprizleriniz var. Neler? Mesela aracın yıpranması, işte yaşanmışlıklarından dolayı oluşan pasları. En büyük kabuslardan biridir bir araç için pas. Çünkü aracı içten içe öldürür. Bunu önlem almak zorundayız. Ben ilk işe başladığımda dedim ki şurada bir üçlü koltuğu var. Düdüldülün. Onu söküp dışarı alırım. İşte altında bir 18 milim MDF vardı. Adamlar koymuş, şişmiş zaten. Böyle olmuş 28 milim. Onu dışarı alırım. Ondan sonra başlarım. Abi o işler öyle olmadı. Koltuğu çıkarttım ama o tahta beni bir uğraştırdı. Bir uğraştırdı ki sormayın. Onu çıkarttım. Onu çıkarttıktan sonra bayağı bir yoruldum. Yani neredeyse yarım günüm sürdü. İkinci günde artık alt tarafta görünen sürprizlerle ilgilenmeye başladım. Bu sürprizler ne derseniz paslarımız tabii ki. Pasların olduğu bölümleri temizledikten sonra bir güzel oraları sildim, kuruladım. Ondan sonrasında da nalburlardan aldığım antipas boyasını uyguladım. Antipas boyası biraz fazla geldi bana. Ben de Düldül'ün komple içini böyle temizlik boyası niyetine komple boyadım. Aslında bu kısımda benim yapmak istediğim ama bir türlü denk getiremediğim bir işlem de devreye giriyor. Alt yıkama. Biz normalde Düldül'ün altına yatıp baktık ettik ama Düldül'ün alt kısmı ne durumda bilmiyorum. Eğer sizin imkanınız varsa alt yıkama yaparsanız, alttaki durumu görürseniz çok çok iyi olur. Ben altını temizledikten sonra zift attıracağım. Planımda bu var. Çok pahalı bir şey değil ama bir türlü fırsat bulamadım. O evrede altını görmüş olacağım. Tam anlamıyla temizlendikten sonra. Ama siz araç yapımına yeni başladığınızda bunu yaparsanız bence artı bir kolaylık olabilir. Bakımlarını biz kendimiz yaptık işte. İhtiyacı olan küçük bakımlarını. Siz bunu bir serviste yaparsanız veya güvendiğiniz ustada yaparsanız bu da size artı kazandırabilir. Bundan sonraki süreç aslında daha çetepelli. Çünkü artık bir şeyler şekillenmeye başlayacak. Fiyatlar ortaya çıkmış olacak. Ve siz araştırmalara devam edeceksiniz. Ben bütün araştırmalarımı internet üzerinden yaptım ama bunların doğruluğunu bilmediğim şeylerdi. Yani herkes ilk defa karavan yapıyor bloğunda veya bloğunda. Ama en iyisi bu. Biz bunu kullandık, kesin bunu kullanın gibi tabirler kullanılıyor.
Bu bana göre çok kafa karıştırıcı. Bu yüzden ben araştırdım. İçime sinen ve benim ihtiyacım olduğunu düşündüğüm şeyleri kullandım. 2 günlük hazırlık sürecimi böyle 1-2 dakikada anlatmak çok kolay geldi. Ama içindeki inanın öyle hiç kolay gelmiyor. Vücudumda hiç varlığını haberdar olmadığım kaslarımın böyle günlerce ağrıdığını biliyorum düldüğü sayesinde. Ama gerçekten zevkli. Sadece yorulacağınızı çok iyi bilin. Emek harcayacağınızı bilin. Belki de bu kadar emek harcadığımız için güzel. O da ayrı bir şey. Yani sonuç olarak 2 günlük macerayı anlattım. Eski arabayı neden seçtim? Alırken neler yaptım? İşte sonrasında karavanı hazırlarken, karavan yapım sürecine geçerken ne hazırlıklardan geçti? Bunu anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki videoda yalıtım konusunu anlatmaya çalışacağım. Ama şimdi bu benim ilk yapım süreci videom olduğu için eksik anlattığım ya da kaçırdığım şeyler olabilir. Bunu amatörlüğüme verin. Yalıtım videosunda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.